En son hasarı, bir tuzağa düştüğümüzde aldığımız hasarı mesaj kutusunda göstermiştik. Şimdi artık bu hasarı kelebeğin canına yansıtabiliriz. Hasar ve can ikisi hasar alma can ve tokluk bazı yerlerde can diye söylüyorum, bazı yerlerde tokluk diye geçiyorum. Aynı şey. Sıfırdan yüze kadar kelebeğin bir tokluk durumu var. Hasar aldığı zaman bu tokluk durumundan azalıyor. Yol gittiği zaman tokluk durumundan azalıyor. Bir besin tükettiği zaman da yine tokluk durumu artacak. Şimdi bu değişkeni direkt olarak da değiştirebilirim. Ama bu değişken için ben iki tane fonksiyon yazacağım. Bu değişkeni düzenleyebilmek için. Bir tanesi player nokta set life value, içine value diye bir parametre alacak. Set life value eşittir function. İçine value diye bir parametre alacak. Bunu da player nokta life eşittir value diyeceğiz. Bir tane de player nokta get life value diye bir fonksiyon yapacağız. Bununla da return player nokta life diyeceğiz. Player nokta life değişkenini düzenlemek ve almak için aracı fonksiyonlar kullanmamın sebebi, öncelikle set ederken eğer value değeri sıfırdan küçükse bu benim için doğru bir değer olmaz. Value sıfırla 100 arasında olmalı. Böyle bir kuralım var. Bu fonksiyon aracılığıyla ben düzenleme yaptığım için burada bazı durumları kontrol edebilirim. Eğer direkt değişkenin içerisine verileri düzenlemeye kalkarsan direkt değişken üzerinden, o zaman ne olur? Kontrolüm azalır değişken üzerinden. Ben şimdi ne diyorum? Eğer sıfırdan küçükse value'yu sıfır yap. Eksili bir değer girilmişse bunu ben sıfır yapılmasını istiyorum. Ya da aynı şekilde player life en fazla 100 olabilir. Eğer 100'den büyük olursa girdiğim değer, bunu 100 olarak kalsın. Şimdi bunu mesela nerede kullanacağız? Benim canım 90, %90'da bir elma yedim. Elmanın besin değeri 20. Ne olacak? 20 arttırmaya çalıştığımda normalde 110 olması gerekiyor. Ama benim maksimum canım 100 olduğu için yüzde kalması gerekir. Şu iki satırda ve bu aracı fonksiyonu kullanarak bunu sağlamış olacağım. Sonra da şuraya bir alert diyelim. Şimdilik daha ekranda
bu canı göstereceğimiz bir bar koymadığımız için her can düzenlendiğinde bunu alertle bize gösterse biz de bilelim canımızın ne olduğunu. Şöyle diyelim, life artı player life diyelim. Şurada da artık alert yerine aldığımız hasar şuydu. Return object'den gelen damage. Eğer damage içeriği doluysa ne yapacağım? Player.setLife value parantez içinde değer istiyorum. Önce şunu alacağım. Player.getLife value şu anki can değeri artı damage aldığım hasar. Tabii bu hasarın eksi bir değer olması gerekiyor. Burada sadece hasarla ilgili konu olduğu için eksi de yazsak olur. Başka bir durum olsaydı çarpı eksi 1 ile çarpacaktım. Burası şimdi sadece hasar alma ile ilgili. Hasar her zaman eksi yöne doğru olur. Ne yaptık? Aldık. Damage set value dedik. Şimdi bakalım. Başlangıç olarak da canım 60 olsun. Ya da 70 olsun. Çünkü kelebek şurada oluştuğunda ilk tuzağa düştüğünde 30'a inecek. 60 olsun. 20 bir besine ulaşmak için yeterli olur. Hemen tuzağa düşerse 20 ile 20 kare uzaklıkta bir besin bulabilir. Bakalım. Tuzak var mı çevremizde? Şurada iki tane yan yana gelmiş. Bir tane de şurada var. Hemen oraya gidiyorum. Evet, life 20'ye düştü. Bir daha üzerinden geçtiğinde life 0 oldu. Life 0 olması oyunu başaramadığım anlamına geliyor. O yüzden de bu bir tuzağa düştüğümde o tuzağı hatırlamak için onun resmini oraya bir işaret koymuştuk. Bir daha o tuzağa, aynı tuzağa düşmeyelim diye. Hatırlamış olalım diye. Şimdi şunu yazalım. Artık hasar aldığımıza göre bir de o life'ı yükseltmek için besinleri tüketmeyle ilgili fonksiyonları. Onu da map'in içerisine yazacağım. Çünkü ben şey de istiyorum. Böcek, diğer canlılar, haritada gezen diğer canlılar anahtarı alamıyor. Tuzaklara düşmüyor ama besinler üzerinden geçtikleri zaman besinleri tüketsinler. Bu oyunun zorluğu açısından güzel bir ayrıntı olabilir diye düşündüm. Onların da besin tüketmesi için, onların da bu besini tüketecek fonksiyona ulaşabilecekleri bir yere yazmamız lazım fonksiyonu. Map.it diyelim. It diyelim. Bir koordinat verdiğinde o koordinatta yenebilecek bir şey varsa onu yiyip bana besin değerini döndürsün. Yine şöyle bir komuta ihtiyacım olacak bu it'te. Return object olacak. Item property verilen koordinattaki item olacak. Yine standart koordinat boş değilse item type elma veya flower çiçek ise
O zaman ne oluyor? Bu ikisi besin değeri olan nesneler. Ne yapacağım? İten propart element pasif baş. Yine aynı şekilde üzerinden geçtiğim nesnenin griye çevireceğim beslendiğim için. Üzerinden geçtiğim değil tabii. Space'e bastığımda bu komut çalışacak. Bir nesneyi yemeği şeye bağladık. Bir tuşa bağlayacaktık. Burada damage var. Artık bunda damage olmayacak. Ne olacak? Food value, besin değeri olacak. Yine aynı şekilde food value olacak. Pasif image. Image, food value. Ve tüketildiğinde gri olacak. Apple ve flower için aynı komut yazılacağından dolayı şunun altına şunu şu şekilde ne yapabilirim? Yazabilirim. Şu ikisi eğer type şu ikisi ise şu ikisinden biri ise bu komutlar işleyecek. En sonda da bu bilgiyi beni çalıştırdıysa ona geri döndüreceğiz. Nerede kullanacağız bu fonksiyonu ilk olarak? Oyuncu için player.js'de kullanacağız. Space'e basıldığında ne diyelim? Burada bir değişken. Return object map.it ye hangi koordinatta player hangi koordinattaysa o koordinat şu anki konumum map.it return object. Sonra return object'e bakacağım. If return object nokta food value doluysa, food value'da bir değer varsa, sıfırdan farklıysa, alert diyelim. Buraya kadar doğru mu bir bakalım, daha ilerlemeden. Nerede var? Bir geride var mesela. Üzerine geldim. Space'e bastım. 7. Bu ne? 7. Çiçekler 7'ydi. Bunu da hepsi 7 olmasın. Değiştiririz. Onu not alayım. Bana bilgi geliyor. Benim artık burada yapacağım şey bakın gri oldular. Onların üzerine gelip space'e bastığım için ne yapacağım? Player nokta set life value player nokta get life value artı food value. Şunu da ne yapacağım? Artık ihtiyacım yok. Şuraya bir açıklama yazarsam güzel olur. Koordinatta besin var ise onu ye. Besin değerini oyuncunun can değişkenine ekle gibi. Bakalım şimdi. İlerledim. Space'e bastım.
Space'e basıyorum. 82. Space'e basıyorum. 89. Space'e basıyorum. 96. 56. Tuzağa düştüm burada. Space'e basıyorum. 63. 78. 93. 100. Artık daha fazla ne olmaz? Daha fazla artmaz. Tuzağa düşüp azaltmazsak. Evet, gri oluyor besinini tükettiklerimiz. Böyle klaslar yazdığımızda, grupladığımızda, düzenlediğimizde, iyi bir şekilde tasarladığımızda bir noktadan sonra oyunda ortamı oluşturduktan sonra oyunda bir şeyler, bir kural koymak, yeni bir şeyler yapmak daha da kolaylaşıyor. Eğer kodları hepsini aynı yerde, işte gruplamadan, fonksiyonları ayırmadan yaptığımızda ilk başlarda daha hızlı yol alabiliriz. Ama belli bir süre sonra kodumuz anlaşılmaz olmaya başlar. Yapmak istediğimiz şeyleri yapamamaya başlarız. Eklediğimiz yeni bir şey başka şeyleri bozmaya başlar. O son dediğim bunun için de geçerli. Bu şekilde de çalıştığımız zaman tabii başka şeyleri bozan bir şeyler yazma ihtimalimiz olabilir. Ama programlama öğrenirken kodları öğrenmeye verdiğimiz zaman kadar bu iş için nasıl standartlar kullanılıyor, nasıl gruplandırılıyor, bu tarz kitaplar da var, bu tarz bilgiler de var internette. Bunlara da zaman harcarsak daha daha kolay yazmamızı sağlar diye düşünüyorum. Şimdi neyi yapacaktık bundan sonra? Şu arka plandaki kareleri sileyim bir. Onlar yeterince durdu. Hatta tam silmeyeyim. Şöyle yapayım. Source Butterfly Asset Background. Şu background'ın bir kopyasını yapıştırayım. Yeniden adlandır. Bu test background olsun. Öteki de şuna tıklayacağım. Taslağımdan normal background'ı alalım. Bunlar grileşiyor. Sonra ne yapalım? Bunların besin değerlerini random yapalım. Sonra da şöyle kenarlarında gösterelim hepsinin besin değerlerini. Ona göre hangisine gitmek istiyorsak, hangi besin değeri bize daha uygunsa. Şunu kapat. Şunu kilitlerini açalım. Seçelim. Export diyelim. Selection. Background. Export. Yenileyelim bakalım. Evet. Şimdi o şeyler gitti. Evet, bu birinci işti. Bunu kapat. Close without sync. İhtiyaç duyarsak tekrar, mesela işte kendi kendine hareket eden diğer canlıları koyduk.
baktık bir terslik var koordinatların dışında gibi. Onu tekrar tespit etmek için burada ismini değiştirip tekrar test olan background ne yaparım eklerim. Tuzağa düştüm. Yine tuzağa düştüm. Şey özelliği de olsaydı şimdi, her bir kare %1 can götürüyor. İlerleyemeyecektim buradan, daha fazla ilerleyemeyecektim. Güzel, aslında zor oldu oyun. Ben ilk düşündüğümde hani sadece öğrenmek için olduğu için basit olsun, hani oynanabilirliği önemli değil diye düşündüm ama son eklediğimiz birkaç şeyle, oyunu geliştirirken aklımıza gelen eklediğimiz şeylerle oyunun oynanabilirliği zorlaştı. Mesela canın azalacak, işte diğer canlılar var, tuzağa düşebilirsin, çevrende besin arayacaksın. Bir şeyi oldu oyunun. Saatlerce oynanacak bir oyun değil tabii ama en azından ilk oynayan kişi için bir keyfi olabilir. Ne yapacaktım şimdi? Besin değerlerine bakalım. Rastgele besin değeri ekleyelim. O özelliği eklemiştik. Level map'te food value'lar standart 15-7 eklemişiz. Bu food value'ları biz nerede düzenliyorduk? Bakalım ona. Burada parametre, bir nesne eklerken eğer food value'su varsa food value'yu düzenle diyorduk. Bunu da nerede ekliyoruz? Level'ı create ederken apple ve flower. Ekliyoruz. Parametre de vermişiz. Tamam. Yapacağımız şey food value 2 nokta matrandom elma için 10'dan 30'a kadar olsun çarpı 20 10 artı en az 10 artı 20'ye kadar da random 10 ya da 30 arasında bir değer olacak. Aynı şekilde flower içinde 5'ten 15'e 20'ye kadar olsun flower'da. Şu kullanım hatırladıysanız objelerle ilgili çalışırken mesela var a eşittir bir değişken. Bir değişkeni var b eşittir. Şöyle yaptığımda bu bir obje oluyordu. Bu objenin içine bilgi eklemek için objeler biz şöyle ekliyorduk mesela c nokta param 1 eşittir test c nokta param 2 eşittir test 2 diye daha önce objeleri eklemiştik. Ne oluyor? C'nin içeriğine bu ekleniyor.
Bir de farklı bir kullanımı daha var. Burada da onu kullandık. Farklı kullanımı da şu. Bunu zaten bu şekilde eklediğimizde de şu C'nin içeriği şu şekle dönüşüyor. O şekilde ekleme yapıyor. Farklı kullanımı da şu. Param 1, 2 nokta, test, virgül, param 2, 2 nokta, test, 2. B ve C'nin içerikleri aynı. İki farklı kullanımı var. Burada da biz foot value 2 nokta, burada değeri random olarak verdik. Burada string verdik. Burada bir sayı değer veriyoruz ama bir de matematiksel işlem yapıp random bir değer veriyoruz. Şöyle de verilebilirdi mesela. 15 olsun ya da 20 olsun. Biz burada random'la birçok oluşturduğumuz için birçok nesne oluşturduğumuz için o şekilde veriyoruz. Şimdi bakalım. Olmuş mu? Diye bir bakalım. Ama denemeden önce şurada şunu şurada bir daha alert edeceğim. Çünkü hesap yapmak istemiyorum. Bana söylesin. Bakalım. Mesela elmanın üzerine geldim. 15. Zaten 15'ti. Evet, bir değişiklik olmamış. Nerede hata var? Bakalım. Nerede ekleme yapıyoruz? Burada. Burada ekleme yapıyorduk. Şu komut parametre food value bakacağım şeye food value. Evet, food value olarak eklemiş olmamız gerekiyor. Tekrar map'e dönelim. Şurada bir peki bu parametreyi şurada ekliyor muyum? Parametreyi ekliyorum. Oradan da oraya atıyorum. Buradan da buraya geliyor. Şu if yanlış olabilir. Şuna bakalım. İfin içine girmedi büyük ihtimal. Çalışması gerekiyordu. Şuraya koyarsam. Undefined. Evet. Şeyler için undefined. O doğru. Şunu kapatacağım. Şunu sileceğim. Ben şöyle yapayım. Eğer undefined oluyorsa if food value eşit değil undefined. Undefined değilse alert yaptı ya. Tekrar çalıştırayım bakayım. Sağ tıklayamıyorum. Sağ tıkladım. Bir hata var mı? Yok. Değil mi? Bir hata yok. Tekrar çalıştırıyorum. Bir kasma var ama bu benim bilgisayarımdan da kaynaklanıyor olabilir. Düzeldi şimdi. Şu
undefined değilse, demek ki undefined olmadığı hiç olmuyor. Şöyle yapalım. Sorunu çözmek için tarayıcının debug özelliğini kullanalım. Hem bir kere de onu kullanmış olalım. Şimdi debug yaparken çok fazla nesne eklendiği için şurada map level'da şeyi kaldıracağım önce. Şuradan şunu kaldırayım. Komple kaldırayım bunu. Try time'a ihtiyacım var. Şöyle yapsam. Wall. K eklesin. Şimdi evet. İncele diyorum. Source. Burada source'a geldim. Ben nerede hata arıyorum? Map'in add fonksiyonunda hata arıyorum. Şuradaki değerlerin ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Şuraya bir breakpoint koyuyorum. Yani programı çalıştırdığımda burada şu noktaya geldiği zaman duracak. Ve ben burada gelen değerleri, değişkenlere gelen değerleri inceleme fırsatı bulacağım. İstediğim kadar yere breakpoint koyabilirim. Hatanın nereden kaynaklandığını düşünüyorsam. Çalıştırıyorum tekrar. Burada durdu. Burada bakın kodların yanında mesela x değişken içine 22 gelmiş. Y değişken içine 5 gelmiş. Obje içi boş olarak gelmiş. Bunun tipi k gibi. Şurada da belli değişkenler görünüyor. Biz object değişkeniyle ilgileniyoruz. Obje değişkeninin içeriği ne geliyor? Buna bastığımda dönecek. Tekrar bu koda gelirse çalıştıracak. Tekrar bu koda geldi. Trap ekliyor şu anda bir tane. Tekrar bu koda geldi. Elma ekliyor. Evet, elma ekliyor. Food value'su 27. Bakın noktalı bir değer gelmiş. Acaba oradan kaynaklanabilir mi sorun? Peki type ama food value undefined diyor. Food value. T ile yazmışım. T ile yazdığım için çalışmıyor. D ile olması gerekiyordu. Çok basit bir şey ama ne kadar süredir hatayı bulmaya çalışıyoruz. Olsun. Bunu kullanmış olduk. Bu da çok faydalı aslında. Normal gelişmiş programlama dillerinde zaten bir sorun çözmek için debug adım adım çalıştırma yöntemiyle her şey ortada olduğu için bir veride bir yerde bir problem olduğunda hemen bunu görebiliyoruz. Mesela şurada bir problem. Bunu da düzeltelim. Tabii bunu da düzeltelim. Sonra da. Kapatalım bunu. Map'e gelelim. Önce level'da şunu düzeltelim.
şurada parse int yapalım. Parsing yapalım. Bu bir. İkincisi de map'te ctrlf dedim. Bakalım foot yazdığım nereler var? Buraları foot yazdım size. Buralara foot yazmışız. Normalde aşağıda doğru yazdık değil mi? Foot, evet. Diğer yerlerde doğru yazdık. Bir tek burada D olması gereken. Şurada C'de böyle R yaparsam CTRL F CTRL R'nin replace olması lazım. Replace CTRL H'mış. Bir alan daha çıktı. Food value olan yerleri food value olarak değiştir. Replace all dersem ya da replace dersem tek tek değiştirecek. Bana söyleyecek şunu değiştiriyorum, bak şunu değiştiriyorum, şunu değiştiriyorum. Replace all dersem hepsini değiştirecek. Şu özellik de bir şeylerin adını değiştirme, dokümanda arama ve adını değiştirme de yazılım geliştirirken çok fayda sağlayan özelliklerden bir tanesi. Şu bir şey yaptık. Ctrl R'ye bastık. Şu kare içine aldı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şimdi hepsini kare içine aldı. Umarım çalışmayla ilgili bir özellik değildir. Şurada İşte food value dedik. Şunu kaldıralım. Ctrl-Z. Neyi kaldırdık? Şunu kaldıralım. Silemiyorum food'u. Food value'ları silemiyorum. Öyle bir özellik ekledik. Ona ben bakayım nasıl düzeltilir. Dosyayı kapatıp tekrar açtım. Gitti. Düzeltemedim onu. Çok da uğraşmak istemedim. Bu şekilde tekrar bakalım. Ya da test edelim. Bu alert nereden geliyor? Player'dan geliyordur. Değil mi? Yok. Bu 7 zaman oluyordu. Burada başka nerede alert var? Evet. Demek ki çalışıyor. Bu value geldiği için alert oluyor. Tekrar açalım.
Hata var mı? Bir hata yok. Gidebiliyor muyum? Gidiyorum. On dokuz. Evet. 15'ti normalde. 18. Şu çiçeğe bakalım. 7. 11. 19. 13. Evet. Hepsi farklı. Ve üzerine gelip tükettiğimiz zaman da ne kadarsa besin değeri o kadar faydalanıyoruz. Bakalım player'da şu alerte de artık ihtiyacım yok. Şu şeyi açabiliriz artık. Şurayı kapatmıştık. Peki bir besini tükettikten sonra bir daha o besini tüketmeye çalışırsam ne oluyor? 69. Bir daha geldim. 78. Tekrar tüketilebiliyor besin. Onu düzeltmem lazım. Nerede? Map'te. Nerede o? Damardi. İtte. Ne yapmam gerekiyor? Return object, return objenin kaynağına, kaynağında bu besinin değeri var, besin değeri var. Onu değiştirmem gerekiyor. Ben daha önce orayı değiştirecek bir şey yazdım mı? Onu hatırlamıyorum. Şuraya not alayım. Harita üzerindeki bir besini tüketmek. Get item ID from coordinate. Item ID şu an benim elimdeki nesnede de var. Kullanacaksak item ID şu nesnenin içinde var. Get item property from ID. ID'den property'leri zaten aldım. Şurada item indeksi buluyor. İtem indeksi buluyor. İtem indeksi bulduğu zaman onun hangi şeyde olduğunu, dizinin içerisinde hangi satırda olduğunu bulup o satırı bize gönderiyor. Bizim yapmamız gereken şey item indeksi bulmak ve o satırdaki değeri değiştirmek. Food value değerini sıfır yapmak. Bunu daha önce kullanmamışız. Şu kodun çok benzeri. Yine bir döngü içerisinde item indeksi bulacağız. Hemen şey yapalım. Yeni bir fonksiyon açalım burada. map.getItemIndexFromID diyelim. Eşittir. Çünkü bunu farklı yerde de şimdi kullanma ihtiyacı gördük. Ne yapmayalım? Kodu oraya kopyalamayalım. Şu
şurası item indeksi buluyor. Eksi 1 olarak başlıyor. Hatta şunu da şöyle alacağım. Şuradan. Sonra da ne yapacağım? Return item index. Item index döndüreceğim. Şunu da şurayı silip şu şekilde kullanacağım. Ne olacak? İtem indeksi döndürecek. Eğer yoksa eksi 1 döndürecek. Bizim de istediğimiz bu zaten. Eksi 1 döndürüyor. Değil mi? Evet. Eksi 1 döndürür. Şunu yapalım. İtem listesinden ID'si verilen itemin index numarasını döndürür. Sonra ben o index numarasını nerede kullanacağım? İtte kullanacağım. Resmi değiştirdim. Sonra şurada item index return obje nokta id, id'si var elimde. Id. Peki o id'nin içi dolu mu? Dolu mu? Ona bakalım. O id normalde nerede doldurulması gerekiyor? Burada yeni bir şey eklerken id'nin içi tabii dolu. Aydın içini dolduruyoruz. Aydın içini doldurmuşuz. Tamam. O zaman buradan ID gelir. Buradan item index numarasını bana verir. Ben de şu komutla, şu şeyle dizi, item data, map item data'ydı benim bilgilerin tutulduğu dizi. Burada verilen bu nesnenin indeksi nokta food value eşittir 0 dersen sıfır yapmış olurum. Benim başka bir yerde bunu sıfır yapmaya ihtiyacım var mı? Yok. Bu şekilde burada kullanma. Şu kodu kısalttığım için aksi takdirde ne olacaktı? Burada da döngüler yazmak zorunda kalacaktı. Şuradaki kodun aynısından buraya da yazmam gerekecekti. Ki bunu başka yerde de kullanmam gerekebilir. İleride. Şu an belki aklıma gelmiyor. Bu şekilde yaparsak olması lazım. Bakalım. Mesela şurada çiçeğin üzerine geldim. Hata mı verdi? Alert gelmiyor. Hata geldi. Cannot set property footballu of undefined. Debug yapalım bakalım. Niye bu problem ortaya çıkıyor? Nerede duracağız? Şurada dur diyelim. Daha önceki bunu kaldıralım. İlerle.
Face'e basıyorum. Şimdi neymiş? Flower, çiçek olduğunu tespit etmiş. Food value'su 15. Can eat. Şu ne? ID undefined. Return object. Return object'e sadece food value değeri var. Return object. Tabii. Return object değil ki benim. Benim item crop property'de ID var. Şurada. Item property'yi kullanmam gerekiyor ID'yi bulmak için. Değil mi? Böyle hatalar yapmaya başladım. Item property nokta ID diyecektik. Undefined olduğu için buradan geri dönmüyor. Hataya sebep oldu. Buradan değiştirelim onu. Tam property.id. Şunu tekrar çalıştıracağım baştan. Tam property.id 107. 107 bir ileri atlıyorum. 106'yı buldu. Flower. Şurada da dursun. Bir ileri at. Şuna çünkü bakacağım. Futbol yusu. 0 yapmış olması lazım. Kaçtı o? 106. 106. obje food value'su 0 oldu. Pasif olmuş resmi. Yok, bu zaten şey, pasif resmi taşıyıcı. Burada bir değişiklik yapmıyoruz resimle ilgili. Evet. Yenileyim sayfayı. Şimdi tekrar bakacağım. Tuzağa düştük. 33 life'ım. Tekrar yemeye çalıştım zaman. Bir şey olmuyor. Hata vermemiş. Niye bir şey olmuyor? Olması mesaj kutusunun çalışmamasını sağlıyor. Şuraya giriyor mu peki? Bakalım. Şuraya geliyor mu? Console source. Şuraya geliyor mu? Space'e basıyor. Geliyor. Ama food value 0. Gelecek mi peki? Gelmesi lazım mı? Tabii orada bir şu an çiçek nesnesi var. Ve üzerine geldik. Biz yemek istiyoruz o çiçek nesnesini.
sistemproperty.football'u eğer sıfırsa bu işlemler hiç olmadan çıkması en doğru. Çünkü zaten sıfır. Ne yaptım ben? Space'e bastım. Şuna bas. Bu işlemler oluyor yine. Zaten sıfır. Bunun artık bu tarz işlemler olmasına gerek yok. Bu da return ediliyor. Şunu ben durdurayım. Durdurayım şunu. En güzeli şurada. Eğer futbolu eşit değilse sıfıra, yani bu yiyecek bir şey ama besin değeri bitmiş. Bunu yemişiz daha önce. Sıfıra eşit değilse bu işlemleri. Peki bunun geri döndüğü yer neresi? Player'da. Ne oluyor? O sıfır dönüyor. Ha, sıfır döndüğü için, sıfır döndüğü için bu onu olumsuz olarak algılıyor, dolu boş olarak algılıyor ve set life value'yu çalıştırmıyor. Çalıştırmadığı için de set life value'nun içindeki fonksiyon ne yapmıyor? Çalışmıyor. Peki food value, food value'nun olmaması bir hataya sebep oluyor mu? Ona da bakayım. O da bir olasılık. Şunu geç. Şu player'da. Şuna bak. Şuraya gelsin bakalım. Futbolu şu an var. Girdi. Düzenlendi. Çıktı. Ben yine aynı yerde space'e basıyorum. Ne oldu? Object olduğu için buraya girmedi. Ve çıktı. Break oldu. Bir hata da çıktı. Tamam. Şu an düzgün çalışıyor. Böylelikle besinleri tüketmeyi de sağlamış olduk. Random olarak bir değer verdik. Şimdi ne yapalım? Yanlarına küçük besin değerlerini gösteren bir bilgi ekleyebiliriz. Evet, besin değerini şu aşağıda küçük olarak göstermek için ne yapmamız lazım dedim. Şuradaki bir elmaya bakalım. Şu elmanın HTML objesine yeni bir değer taşıyacak bir alan daha açmamız gerekiyor. Bu alanı da nerede açalım? Map'te objeyi eklerken, burada objeyi eklerken resimle ilgili itemi ekledikten sonra şuraya resim değeri var ise göster diyelim.
var item food value. İtem food value element. Element dememize gerek yok. Bir tane div nesnesi oluşturdum. Tabi bu şöyle olacak. Eğer food value büyükse sıfırdan ya da şöyle de diyelim, food value değeri içerisinde bir değer barındırıyorsa, çünkü sıfırdan büyük olmayabilir, bazı nesnelerde hiç yok böyle bir başlığı, hiç açmadık onun, taş mesela food value ile hiçbir alakası olmadığı için, eğer varsa böyle bir değer, bir tane item açtım. Sonra ne yapacağım? O iteme şurada yukarıdan hemen kopyalayıp yapıştırdım. Şunun top ve biz ne yapıyorduk koordinat? Top ve left'e göre belirliyorduk koordinatları. Bunun aynı şekilde right ve bottom olarak, bottom right ve bottom olarak belirlersek, bulunduğu alanda en aşağı ve en sağ, 0 0 yaparsam en aşağı ve en sağ yapışmış olur. Nasıl 0 0 dediğim zaman şu noktaya yapışıyor. Mesela top 0 dediğim zaman şu noktaya geliyor, absolute seçeneği, position. Left 0 dediği zaman şu noktaya geliyor, yapışıyor. Hangi divin içindeysem, şu benim divim. Şurada mesela büyük bir div var. Bütün haritamı kapsayan bir div. Eğer onun içindeysem, right 0, bottom 0 dersem şu noktaya yapışır. Ama ben şunun içindeysem, şu küçük bir elmanın bulunduğu karenin içindeysem, verdiğim koordinatlar bu karenin içinde geçerli olur. Bu karenin içindeki bir nesneye koordinat verdiğinde bu karenin içinde de geçerli olur. Bunun right ve left sıfırı da şurası. Ne yapacağız? Bottom right 0 0 piksel 0 piksel diyeceğiz. Sonra şu nesneyi şurada stille position'ını absolut edelim. O ayrı bir nesne artık. Sonra içine yazı yazacağız. Nokta inner html dediğim zaman, bu inner html o tag'in arasındaki metin ya da ne yazarsanız yazın, html kodu da yazabilirsiniz. Metin oluyor. O da ne olacak? Futbolun içindeki değer neyse o olacak. İtem. Item imajı append etmişim. Şu item imajı append ettikten sonra bu işi yapmam lazım. Çünkü bundan sonra append edeceğim. Şu kodu ben keseyim.
şuraya geleyim. Şuraya yapıştırayım. Çünkü şu model nasıldı? Div ana nesnem var. Sonra burada append ettiği şu. Ben şundan sonra yeni bir div append edeceğim. Append edeceğim. Onun içine de bir değer ekleyeceğim. Sonra da onu şu kenarda göstermesini sağlayacağım. Sonra şurada şu oluşturduğum nesneyi ekliyorum. Bu nesneyi de iteme append ediyorum. Sonra da itemi object container'a append ediyorum. Object container'da bu şeye bağlı. HTML içinde ID'si game objects olan tag'e bağlı olduğu için ne oluyor? Hepsi birbirine bağlanıp orada görünür hale geliyor. Bakalım ne olacak şimdi? Bakın kenarlarında sayı göründü hepsinde. 12, 28, 17, 11. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapabiliriz. Burada bu değerleri vermek yerine bir class oluştururuz bunun için. Burada da o class'ın ismini yazarız. Burada da object description style. Object description style diye bir style oluşturursa şurada style nasıl oluşturuyordu? Nokta yaptığım zaman object description style dersen eğer position absolute right 0 piksel bottom 0 piksel. Şuradan da şunları silebilirim artık. Çünkü bu class'ı ekliyorum ona. Bu class'ı eklediğimde o özellikleri taşıyacak. Evet, bir hata oldu. O özellikleri taşımadı. Acaba position absolute right button doğru. Şurada şu ismi doğru mu yazdım? Bakalım. İteme eklemişim ben onu. İteme eklemişim. O yüzden uygulanmadı. Şimdi oldu. Niye bunu ekledim? Çünkü başka şeyler de yazacağım buraya. Şimdi hepsini JavaScript içinden yazmıyorum. Bunları dinamik yapmayacağız. Bir kere düzenleyeceğiz. Ne yapacağız? Font dersen font family Verdana olsun.
Hangisiydi o? Font size var, stil var. Şu ne? Verdi ama diyebiliyor muyum? Verdi ama oldu. Arial diyebiliyorum. Arial oldu. Peki. Şey istiyorum başka. Bolt olsun. Font. Font size. Font size 20 dersen ne oluyor? 12 dersen ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor çünkü piksel mi demem gerekiyor? Evet, 12 piksel dediğim zaman oldu. Küçük olarak görünüyor. Küçüldü. Bold olmasını istiyorum. Font Bolt dersen evet bolt oldu. Çok aşağı geldi. Değil mi? Çok aşağı geldi. Biraz boşluk bırakalım. 4 piksel. 4 piksel. Boşluk bırakalım. Çok kenara oturmasın. Biraz ortalansın. Evet. 5'in değeri olarak biraz ortalansın. Color diyelim. Font rengi. Beyaz yaparsam görünür mü? Acaba? Beyaz yapınca güzel olmadı. Ne yapalım? Dark. Dark gray. Dersem ne olacak? Hiç görünmedi. Peki. Color chooser. Şöyle bir turuncu seçsem. Görünecek mi acaba? O da güzel olmadı. En güzeli siyahtı yine. Siyah güzel görünüyor. Çok da uğraşmıyorum. Tabii gıdayı tükettiğimiz zaman gri olacak ama ne olacak? Besin değeri düşmeyecek. Bu yeni eklediğimiz nesneyi de o besin değerini düşürdüğümüz yerde düzenlememiz gerekiyor tekrar. Eat'te. Ne yaptı? Change item image. Şuraya şey yazalım. Bir değişken. Map nokta change item description value function
resim değerini değiştirme. Ekran üzerinde değiştirme. Element ve food value olsun. Children 0. Bunu bir dizi gibi düşünürsek imajdı. Bizim yeni eklediğimiz imajın hemen yanında, yani Children 1. Children 1 olması lazım. Metni nereye yazdık? Direkt HTML olarak, text olarak, inner HTML'e yazdık. Şöyle yaparsam. Inner HTML iki tag'in arasındaki arasını tamamen istediğimiz gibi değiştirmemizi sağlıyor. Bunu yaparsam olmaz bu, çünkü sıfır. Sıfır olması lazım. Sıfır olduğu zaman geçmez. Şurada şey de yazabiliriz. Eğer küçükse sıfırdan eşittir. Sıfıra eşitle. Büyük olabilir. İstediği kadar. Besin değeri. Şunu değiştirdikten sonra virgül sıfır. Çalıştıralım bakalım. Mesela şu çiçeğin üzerine gelip tükettiğim zaman sıfır oldu. Tükettim, sıfır oldu. Sağ tıklayıp incele dediğimde o elmayı buluyor. Bakın, elmanın yanında div class object description, div'in içinde 19 var. Inner HTML bu div'in açıldığı, kapandığı yerin arasındaki, artık orada nasıl bir metin varsa ne yazıyorsa onu değiştiriyor. Burada biz elle mesela 150 diye bir değer de verebiliriz buna. Ama tabii burada 150 değeri vermemiz, bu görünüş olduğu için elmanın gerçek besin değerini ne yapmayacak? Etkilemeyecek. Sanki bir yavaşlama oldu oyunda. Acaba bir yerde hareket ederken çok fazla bir yerde kod mu çalıştırıyoruz farkında olmadan? Ya da ben çekim yaptığım için benim bilgisayardan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi düzeldi gibi. Onu bir kontrol edeyim. Çok bir şey yazmadık çünkü, böyle kasabilecek bir şey yazmadık. Evet, bu şekilde besin alma işini de hallettik. Anahtar alacak, kapı yapacağız, kapıdan çıkacak.
can barı yapacağız. Hareket ederken canını karnımızın acıkmasını yapacağız. Sonra da bunların hepsi tamamlandıktan sonra da diğer canlıları yapmaya başlarız. Optimize ederiz biraz. Optimize edilebilecek bir şey varsa. Bu yavaşlama bizim yazdığımız bir şeyden kaynaklanıyorsa. Şu her harekette evet bir yavaşlama var. Ne yapacağız? Her harekette çalışan komutlara göz gezdireceğiz tekrar. İşlemciyi ne kadar harcıyor? Daha şuradan Task Manager'dan bakabiliriz. İşlemciyi ne kadar harcadığını çalıştıralım. Şunu kapatalım şurasını. O da işlemciyi harcıyordur. Şu galiba. Mesela hareket ederken %1 işlemcinin %1'ini harcıyor. Mesela basılı tuttuğumda %3, 3,5, 4'e çıkabiliyor. Tekrar 2'ye indi. Çok, mesela bir çiçekten besin al dursun. %0 şu an. Besin aldığında %0.7 bir besin alma işlemcinin %7'sini kullanıyor. Kamera yiyor biraz. Herhalde o yavaşlatıyor. Başka şeyler de var. Böyle bir performans şeyi yok aslında. Evet. Böyle çok çalışan bir kod yok. Bu bölümü de sonlandıralım.